Değerli izleyiciler, RT Şah Medya Haber Merkezi'nden merhabalar. Ben Candan Albayrak. Bundan böyle günün gelişen haberleriyle karşınızda olacağım. Sayın seyirciler, Hayrat Vakfı Dünya Gençlerini Erzincan'da buluşturdu. Vakıf tarafından Dünya Gençlerinin Dilinden Peygamber Efendimiz konulu program düzenlendi. Kutlu Doğum Haftası nedeniyle düzenlenen programda farklı ülkelerden gelen gençler Peygamber Efendimiz'i anlattı. Hayrat Vakfı Erzincan Temsilciliği, Erzincan Belediyesi İl Müftülüğü Şemsettin Uçar Yurdu ve Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından Dünya Gençlerinin Dillerinden Efendimiz adlı kutlu doğum programı düzenlendi. 13 Şubat Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programa Erzincan Valisi Süleyman Kahraman, AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Belediye Başkan Vekili Ertan Buyruk, İl Müftüsü Yavuz Karabayır, Hayrat Vakfı yöneticileriyle vatandaşlar ve Ahıska Türkleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Erzincan Hayrat Vakfı temsilcisi Mustafa Kaya, Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği Başkan Yardımcısı Kürşat Karaca, vakfın çalışmaları hakkında bilgiler vererek programa katılanlara teşekkür ettiler. İl Müftüsü Yavuz Karabayır ise konuşmasında birlik beraberlik mesajları verdi. Osmanlı'nın yıkılmasıyla birlikte garip kalan İslam ümmetinin birlik ve beraberliği adına yapılmış olan ve yapılacak olan bütün bu programları, İslam ümmetine hizmet eden herkesi Cenab-ı Hak muradına ulaştırsın diyorum. İslam'a hizmet eden herkesten Rabbim ebediyen razı olsun diyorum. Çok ihtiyacımız var. Sudanlı kardeşimiz sunuculuk yapıyor. Senegal'da ülkede Kur'an okumaya geldi. Mısırlısı burada. Kırgızistanlısı burada. Hep ecdadımız tesbihin daha başında bulunan imamet okunca yeryüzüne dağıldı ümmet-i Muhammed. Garipliğimiz devam ediyor. Ama bu birliktelikler inşallah en kısa zamanda fırtına çoğalmışsa, zulüm ayyuka çıkmışsa rahmet-i ilahi yakındır demektir. Her fırtınadan sonra sükunet olduğu gibi, her fırtına sonrası tohumlar birbiriyle bağlaşıp yeni bir neşrine mahvur olduğu gibi İslam ümmeti de inşallah yeniden bir diriliş yaşayacaktır. Daha sonra konuşan Belediye Başkan Vekili Ertan Buyruk, 15 asırdan bu yana sönmeyen ve kıyamete kadar da sönmeyecek olan İslam ateşinin ilk kıvılcımının çıkarıldığı yer, yeryüzünün nura gark olduğu bir günün seneyi devriyesindeyiz diyerek, Peygamber Efendimizin ümmeti olmaktan daha büyük bir şeref olamaz ifadelerinde bulundu. 15 asırdan bu yana sönmeyen ve kıyamete kadar da sönmeyecek İslam ateşinin ilk kıvılcımının çakıldığı yeryüzünün nura kalk olduğu bir günün seneyi devresindeyiz. 1445 sene sonra bugünün bu nimeti bile en azından idrak etmeye çalışan ümmetinin arasında olmakla senin gözlerinle görmese de vahşetliğin yolu takip eden aciz bir kul olmakla daha büyük bir şeref olamaz. Duygularında sevgi, şefkat, merhamet ve hoşgörü. İlişkilerinde hakkı, doğruyu, güzeli ve vefayı. İbadetlerinde ihlas ve samimiyeti öne çıkararak gönülleri fetheden, güzellik ve ümit dolu, yaratılmışları en seçkin ümmeti olmaktan daha büyük bir şeref bulamaz. AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ise, gerek ülkemizde gerekse İslam dünyasında rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı 3 aylarda Yüce Peygamberimizin gönül dünyasını yaşatmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz diyerek kutlu doğum haftasını kutladı. Ailenin ticaret pazarlarının kurulduğu 3 aylarda ve bir de onu dünyayı şereflendiren alemlere rahmet, insanları İslam'a davet olarak gönderilen Yüce Peygamber kutlu doğum haftasını tebrik edilen gönül dünyamızda yaşatmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Ben hepinizin 3 aylarını ve kutlu doğum haftanızı da ayrıca tebrik ediyorum.
Son olarak konuşan Erzincan Valisi Süleyman Kahraman ise Kutlu Doğum Haftası'nın İslam aleminin kurtuluşuna vesile olmasını dileyerek programda emeği olanlara teşekkür etti. Bu tabi birlik ve beraberlik İslam adıyla bu sene Peygamber'in sallarını anlıyoruz. İşte tam birlik ve beraberlik tam bir göstergesi, tam bir manzarası ve Afrika'dan, Afrika çeşitli yerlerinden, Uzak Doğu'dan, Doğu'dan, Asya'dan çok değerli kardeşlerimiz buraya gelmişler ve biz de birlikte beraber içindeyiz. İnşallah bu birlikte beraber etmeyense bütün İslam ülkelerinin, bütün İslam alemini kurtuluşuna vesile olur diye düşünüyorum. Daha sonra dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrenciler Peygamber Efendimiz'i anlattılar. Program sonunda katılımcılara hediyeler verildi. Evet, Çanakkale Savaşları'nda kahramanlıkları ile destanlaşan 57. Piyade Alayı şehitleri başta olmak üzere Çanakkale'de vatanı için şehit düşen askerler için Erzincan'da vefa yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe 7'den 70'e çok sayıda vatandaş katıldı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Çanakkale Savaşı'nda büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek bütün askerlerini şehit veren 57. Alay için Erzincan'da vefa yürüyüşü düzenlendi. Programa Vali Süleyman Kahraman, Belediye Başkan Vekili Ertan Buyruk, Emniyet Müdürü Doğan İnci, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen organizasyonda sabah namazında Cami-i Kebir'de toplanan vatandaşlar hep birlikte sabah namazı kıldı. Erzincan Müftüsü Yavuz Karabayır tarafından günün anlam ve önemini anlatan vaazın ardından cami çıkışında vatandaşlara yarma çorbası ikram edildi. Afiyet olsun. Cümlemiz. 57. Alay şehitlerini anmak ve manevi iklimin toplumun tüm bireyleri tarafından yaşanabilmesi amacıyla düzenlenen organizasyona gençler büyük ilgi gösterdi. Cami avlusunda toplanan vatandaşlar daha sonra ellerinde Türk bayrakları ve tekbirler getirerek Ordu Caddesi ve 10 Şubat Caddesi güzergahını kullanarak Gençlik Merkezi'ne yürüdüler. Gençlik Merkezi önünde Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından şehitler için dualar okundu. Öncelikle hani bizim bu vatana gelecek nesillere bu yaşadığımız günleri doğru bir şekilde anlatıp aktarmak en büyük bir borcumuz. Sonrasında vatanımıza ve milletimize hayırlı ve bir birey olarak bunu yapmak yani en büyük bizim vazifemiz, görevimiz olarak yani görüyorum. Yani olabildiğince onlara layık bir topluma ya da faydalı bir insan olmaya çalışıyoruz. Yani Allah bundan geri koymasın. Sabah namazını kılmış bulunduk. Daha sonra şu anda yürüyüş var. İnşallah hayırlara vesile olur. Bu vatanı bize emanet eden Türk askerine saygı ve minnetle anıyoruz. Allah'tan şehitlerimize rahmet diliyorum, tüm şehitlerimize. Çanakkale'de şehit olmuş ve şu an Sur'da ve ülkemizin her tarafında vatan için canını seve seve toprağa düşüren askerlere mekanlarında cennet olsun, Rabbinden rahmet diliyorum. Sayın seyirciler, 25 Nisan 1 Mayıs Verimlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Erzincan Melikşah İlkokulu'nda çeşitli etkinlikler düzenlenerek tasarruf ve verim ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Melikşah İlkokulu 3. sınıfından 102 öğrenci Verimlilik Haftası kapsamında tanıtım filmi, sunum ve izleme değerlendirme çalışmalarıyla "Verimlilik nedir? Nasıl verimli oluruz? Verimlilikten ne anlıyoruz?" başlıkları altında çalışma yaptı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bilim ve Sanayi Teknoloji Erzincan İl Müdürü Osman Karahan, Verimlilik Haftası kapsamında pilot okul olarak Melikşah İlkokulu'nun belirlendiğini ifade ederek proje hakkında bilgi verdi. Bu projemizin sonunda öğrencilerde verimlilik bilinci oluşturmak, özgüvenlerin artırılması, büyüklere duygu ve düşüncelerini anlatma yeteneğinin geliştirilmesi, büyüklerin de küçüklerin düşüncelerine dikkat çekme özelliğini artırmak, bir de öğrenci, öğretmen ve velilerimizde verimlilikle alakalı farkındalığı oluşturmaktı. Bunu izleme ve değerlendirme forumlarımızdan gördüğümüz kadarıyla bu sonuca
uğraşmış gibi görünüyoruz. Çünkü bu sonuçlarda değerlendirme formlarında yaklaşık %95 oranında bir aylık yapmış olduğumuz değerlendirmede evlerindeki gereksiz lambaların söndürülmesi, akan muslukların kapatılması, yakıt yanarken açık ve kapalı olan açık ve açık olan pencere ve kapıların kapatılması gibi durumlarda duyarlılıklarını göstermişler. Bundan da tabii memnuniyet duyduk. Bunun inşallah önümüzdeki yıllarda daha da genişleterek artıracağız Sayın Bakan. Sen kapatıyorsun. Bence sen kapatma baba, de ki senden rica ediyorum de tıraş olurken de suyu az kullandı. İhtiyacın yokken kapat de. Yoksa sürekli yanında duramayız değil mi babamızı? Sen ne yaptın? Bizim evde hep genelde tuvaletler çıkınca lambaları kapatmaya geçiyorlar. Hep ben gidip kapatıyorum. Sen kapatıyorsun. Biri varmış, biri yokmuş. Hatice adında zamanı verimini kullanmayan bir kız varmış. Derslerinde iyiymiş ama zamanı verimini kullanmıyormuş. Derste arkadaşlarıyla konuşup hem arkadaşlarını oyalıyormuş hem de dersten geri kalıp zamanı verimli kullanmıyormuş. Projenin son aşamasında öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı. Evet değerli izleyiciler, Orman İşletme Müdürlüğü'nde İşkur İl Müdürlüğü tarafından toplum yararına çalışma projesi kapsamında çalışacak işçiler için kura çekimi yapıldı. 90 kişinin alınacağı iş için 1200 kişi müracaat edince alınacak kişiler kura ile belirlendi. Kudret Yılmaz. Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü'nde toplum yararına çalışma programı kapsamında alınacak işçiler için kura çekimi yapıldı. Fidan bakımı yapmak üzere 90 kişinin alınacağı iş için 1200 kişi İşkur'a müracaatta bulununca çalışacak kişiler kura ile belirlendi. Noter huzurunda yapılan kura çekiminin ardından konuşan Orman İşletme Müdürü Halil Yazıcı, belirlenen kişilerin 6 ay süreyle müdürlük bünyesinde olmak üzere merkez ve ilçelerde çalışacaklarını söyledi. İşkur İl Müdürlüğümüzün müracaatını almış olduğu katılımcılardan bugün itibariyle yaklaşık tahminen 1200 civarındaki bir katılımcıyla çalıştıracak olacağımız 90 kişi için kura çekimi yapılmaktadır. Kuradan isimleri çıkıp kesinleşen çalışacak olan vatandaşlarımız ayın 1 itibariyle işbaşı yapacaklar ve Orman İşletme Müdürlüğümüzün merkez ilçe ve diğer ilçelerinde olmak üzere 6 aylık süre kapsamında fidan yetiştirmek ve önceden dikilmiş olan fidanların da bakımını yapmak üzere işlendirilecekler. Toplum yararına projesi olarak adlandırılan bu projenin öncelikle müdürlüğümüze ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet, halk otobüsü yolcuları facianın eşiğinden döndü. Sayın seyirciler, seyir halindeki halk otobüsünün motor aksamında yangın meydana geldi. Durumu fark eden otobüs şoförü yolcuları tahliye etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dörtnoğlu güzergah üzerinde Yunus Emre Mahallesi'nde seyir halinde bulunan özel halk otobüsünün motor aksamı aniden alev aldı. Yangını fark eden özel halk otobüsü şoförü yolcuları tahliye ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, yarım saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında otobüste maddi hasar oluşurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ve sevgili seyirciler, araç sürücüleri mi kurallara uymuyor, sürücüler mi dikkatsiz bilinmez ama şehir merkezindeki kazaların ardı arkası kesilmiyor. 10 Şubat Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan vatandaş tedavi altına alındı. Erzincan şehir merkezindeki kazalara bir yenisi daha eklendi. Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya ara yoldan ana yola çıkmak isteyen araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı vatandaş yaralandı. Üzerinde kimlik çıkmayan yaşlı vatandaş 112 acil servis ambulansının gelmesiyle birlikte Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Abla çekil. Abi bir şey Ömer, tutsana çekil. Tarafa.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ekipleri tarafından 2016 yılı içinde farklı zamanlarda ele geçirilen 441 bin paket kaçak sigara yakılarak imha edildi. Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2016 yılı içerisinde il genelinde değişik tarihlerde ele geçirilen gümrük kaçağı sigaralar yakılarak imha edildi. Gümrük kaçağı sigaralar Erzincan Belediyesi'ne ait çöp arıtma tesisinde yakılarak imha edilirken kaçakçılıkla mücadelenin devam edeceği belirtildi. Sayın seyirciler, Erzincan'da yüksek kesimlere yağan karla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi meyve ağaçlarını da olumsuz etkiledi. Çiçek açan kayısı ağaçları don tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Erzincan ve çevresinde Nisan ayında etkili olan kar yağışı meyve ağaçlarını olumsuz etkiledi. Çiçek açan kayısı ağaçlarında don olayı meydana geldi. Mağdur olduklarını belirten meyve yetiştiricileri zararlarının karşılanmasını istediler. 350 kayısı ağacımız var. Ciddi anlamda bir don tehlikesiyle karşı karşıya kaldık bu yıl. Ve çağla dönemine vurdu. Verim olarak da en verimli dönemdi. 6. yılda ağacın 6. yılıydı. Ne yazık ki gördüğümüz gibi sigorta da yaptığımız halde sigortanın karşılayacağı oran bizim yaptığımız masrafları karşılamıyor. Geçim kaynağımız bahçede olduğu için ciddi anlamda ileride sıkıntılar yaşayacağımızı görüyorum. Burada devletin bu alanlara daha desteği biraz daha arttırması gerekir. Ne yazık ki yapacak bir şey yok. Yaklaşık kaç kayısı ağacı dondu? 350 ağacımızın %80'i donmuştur. Bu da aşağı yukarı 300 ağaç demektir. Sonuç olarak Erzincan genelinde sadece kayısı donmadı. Son dönemde cevizler de donmuştur. Tarım İl Müdürlüğü'nün bu konuda bir çalışma yapması gerekir. Evet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Erzincan Üniversitesi Müzik Anabilim Dalı öğrencileri tarafından müzik dinletisi düzenlendi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nın sunacağı 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çok Sesli Koro Konserine hoş geldiniz. Gülelim, eğlenelim, şarkılar söyleyelim, gülelim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Erzincan'da farklı etkinliklerle kutlandı. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çok sesli koro konseri düzenlendi. Saat Kulesi önündeki dinletiye vatandaşların ilgisi yoğundu. Müzik bölümü öğrencileri seslendirdikleri farklı şarkılar ve marşlarla Çocuk Bayramı'nı kutladılar. Sayın seyirciler, Erzincan Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da çocukları unutmadı. Belediyenin organizasyonuyla binlerce çocukluğuna parkta ücretsiz olarak dağıtılan biletlerle gönüllerince eğlendiler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar Erzincan Belediyesi'nin organizasyonuyla Luna Park'ta gönüllerince eğlendiler. Erzincan Belediyesi tarafından çocuklara ücretsiz olarak dağıtılan biletlerle Luna Park'taki oyun grupları doldu taştı. Bayram coşkusu yaşayan çocuklar Luna Park'taki etkinlikten dolayı Erzincan Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Evet, ülkelerindeki savaş nedeniyle Türkiye'ye getirilerek geçit beldesindeki yaşamlarını sürdüren Afganistanlı çocuklar 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladılar. Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Erzincan'ın geçit beldesinde yaşamlarını sürdüren ve ülkelerindeki savaş nedeniyle 3 yıl önce aileleriyle birlikte Erzincan'a yerleşen Afganistan uyruklu çocuklar ilk kez 23 Nisan Bayramı'nın sevincini yaşadılar. Empati Engelliler Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Afgan çocuklara ayrıca çeşitli hediyeler dağıtıldı. Geçit beldesinde düzenlenen 23 Nisan Bayram etkinliğine Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Remzi Sarıgöl, Empati Engelliler Derneği Başkanı Züleyha Turan ve davetliler katıldı.
Afganlı çocuklar tarafından Türk ve Afgan milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte çocuklar şiirler okudu ve şarkılar söylediler. Ve sırada spor haberlerimiz var. Sayın seyirciler, 2. lige adım adım ilerleyen Erzincan Gençlik Spor Kulübü basketbol takımı Gaziantep Belediyespor'u 80-65 mağlup ederek 1-0 öne geçti. Erzincan ekibi rövanş için avantaj elde etti. Türkiye Basketbol Federasyonu Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Playoff eleme turunda Gaziantep Belediyespor'u konuk eden Erzincan Gençlik Spor Kulübü rövanş için avantaj elde etti. Ligde başarılı sonuçlar elde ederek 2. lige yükselmek adına büyük bir avantaj yakalayan Erzincan Gençlik Spor Kulübü kendi saha ve seyircisi önünde Gaziantep Belediyespor'u konuk etti. Her iki takım playoff eleme turunda 3 maç yapacak ve bu maçlardan 2 maçı kazanan takım bir üst tura çıkma hakkı kazanacak. Üçlü seride Erzincan kendi sahasında rakibini 80-65 mağlup ederek 1-0 öne geçti. İkinci maç Gaziantep'te çarşamba günü oynanacak. Türkiye 3. Ligi'nde mücadele eden 24 Erzincan Spor deplasmanda karşılaştığı Darıca Gençler Birliği ile 1-1 berabere kalarak kırılması zor bir rekora imza attı. Playoff şansını mucizelere bırakan Erzincan temsilcisi 20 beraberlikle Türkiye liglerinde rekor kırdı. Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto 3. Lig 3. grupta mücadele eden 24 Erzincan Spor Lig'in 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı Darıca Gençler Birliği Spor'la 1-1 berabere kalarak Türkiye liglerinde yeni bir rekora imza attı. Beraberlik sayısını 20'ye çıkaran Erzincan temsilcisi playoff şansını da mucizelere bıraktı. Ligin tamamlanmasına bir hafta kala 53 puanla 8. sırada bulunan 24 Erzincan Spor son hafta kendi sahasında Beylerbeyi Spor'u konuk edecek. 24 Erzincan Spor'un playoff grubuna kalması için 5. Çorum Belediye Spor'un, 6. Gölcük Spor'un ve 7. Darıca Gençler Birliği'nin mağlup olması gerekiyor. Ve değerli izleyiciler, sırada hava durumu var. Erzincan'da yarın için beklenen son hava tahminleri geliyor ekranlarınıza. Erzincan ve çevresinde yağmur bekleniyor. En düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Erzincan 12-25, Erzurum 5-20, Sivas 9-22. Elazığ 10-25, Malatya 10-26, Bayburt 6-22. Tunceli 10-25, Gümüşhane 8-23 ve Giresun 13-28 derece. Erzincan'da bu gece nöbetçi eczane Erhan Eczanesi. Erhan Eczanesi Devlet Hastanesi karşısında. Erzincan döviz piyasasında dolar ve euro açılış kapanış kurları ise şöyle gerçekleşti. Dolarda alış 2,830, satış 2,880, euroda alış 3,165, satış 3,215. Evet sayın seyirciler, RT Şah Medya Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu bir haber bülteninin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın yeni bir gündemle dilerim daha güzel, daha mutlu haberlerle karşınızda olmak dileğiyle. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.